Evet, şimdi monomerlerimiz emilmeye hazır bir haldeler. Emilim süreci nasıl mı işliyor? Tamam, bir bakalım. Emilim başlamak üzere. Bütün monomerlerimiz burada. Fakat bu monomerleri kan dolaşımımıza nasıl katacağımızı bulmak gerek. İlk önce amino asitlerden başlayacağım. Amino asitler hücrelere birincil aktif taşıma yoluyla dağılır. Peki birincil derken neyi kastediyoruz? Hatırlarsınız ki aktif taşıma yaptığımızda bir şeylerin hareket edebilmesi için biraz enerjiye ihtiyaç duyduğumuzu daha önce söylemiştik. Birincil aktif taşımada kullandığımız enerji de ATP'den gelir. ATP'nin açılımı adenozin trifosfattır. Yani tek bir entrosite ya da diğer adıyla bağırsak hücresine baktığımızda Hücre zarında bir protein görürüz. Bu protein fosfat bağlarından birini kopararak enerji üretmek için kullandığımız ATP'yi parçalar. Bu bağ koptuktan sonra ortaya adenozin difosfat çıkar ve bu sürecin sonunda amino asitimiz bağırsak hücresine girmiş olur. Amino asitimiz bağırsak hücresinde birkaç farklı aşamadan geçer ve en sonunda hücreden çıkıp kılcal damarlardan birine gelir. Kılcal damarlar sayesinde kan dolaşımına katılan amino asit vücudun ihtiyaç duyulan herhangi bir yerinde kullanılmaya hazırdır artık. Monosakkaritler basit şekerlerdir ve emilimleri proteinlerinkine benzer. Sadece bu sefer birincil aktif taşıma yerine ikincil aktif taşıma vardır. ATP'yi birincil aktif taşıma için kullanıyorsak, ikincil aktif taşıma için ne kullanıyoruz peki? Bu taşıma şekli de biraz enerjiye ihtiyaç duyduğu için ismi aktif taşımadır. Fakat bu sefer enerji iyon gradyenti içinde depolanmıştır. İyon gradyentini sodyum yoğunluğu çok olan yerden az olan yere götürmek için kullanırız. Bu sürecin sonucunda enerji açığa çıkar ve bir monosakkaritin bağırsak hücresine girmesini sağlar. Bütün her şeyi göstermek için iki tarafa da taşıyıcı proteinleri çizeceğim. İşte gördüğünüz gibi sodyum iyonu da monosakkaritle beraber bağırsak hücresine yani enterosite giriyor. Şeker öbür taraftan çıkarken hücreye tekrar sodyum girer. Sodyum tekrar az olduğu yere doğru ilerler. Yani şeker çıkıp kılcal damarlara ilerlerken hücreye sodyum girer. Proteinler gibi monosakkaritler de bir kere kan dolaşımına katıldıktan sonra vücudun ihtiyacı olan yerlere kolaylıkla iletilebilirler. Gövdedeki nükleosit taşınmak için amino asitlerle hemen hemen aynı yöntemi kullanır. O yüzden buraya birincil aktif taşıma diye yazıyorum. E, aktif taşımanın nasıl gerçekleştiğini yukarıya yazmıştık zaten. Bu momomer de bir takım işlemlerden geçtikten sonra diğerleri gibi kılcal damarlara iletilecek. Şimdi de en son makromolekülümüze yani yağ geldik. Yağın kendine has bir molekül olmasının sebebi, şimdi gösterdiğim uzun nonpolar kuyruğudur. Bir yağ asidi bunun gibi bir bağırsak hücresinin yanına geldiği zaman, bu kuyruk difüzyonla hücre zarından içeri girebilir. Bağırsak hücresinin içinde bütün yağlı asitlerimiz kilomikronlara dönüştürülürler. İsminden de belli olduğu üzere Kilomikronlar direkt kılcal damarlarla taşınmak için çok büyüktür. Gördüğünüz gibi buradaki bağırsak hücresine bile sığdıramadım. Bu yüzden direkt kılcal damarlarla değil de lenf damarları, diğer bir adıyla laktialler ile taşınırlar. Bunlar kilomikronlarımız için yeterli büyüklüktedirler. Kilomikronlar lenf damarlarında daha da bölünüp küçük parçalar haline getirildikten sonra damarlara gelirler. Damarlara iletilen kilomikronlar kalp yardımıyla atar damarlara gönderilerek vücutta ihtiyaç olunan yerlere ulaştırılırlar. Eh artık emilimin nasıl olduğunu öğrendiniz öyle değil mi? Dört ana makromolekülün 12 parmak bağırsağında yani sindirimin en çok gerçekleştiği yerde Nasıl sindirime uğradığını öğrenmiştik zaten. Şimdi de bu makromoleküllerin jejunumda nasıl emilime uğradığını öğrendik. Sindirim sisteminde en çok emilim de jejunumda gerçekleşir. Evet, işte ince bağırsağımızda bu şekilde çalışır.